proteinler canlılar için çok önemli moleküllerdir tüm canlılarda protein moleküllerine rastlamamız mümkündür. Burada gördüğünüz canlıların dışında tüm canlıların hücrelerinde proteinler çok önemli işlevlere sahip olan organik moleküllerdir. Arkadaşlar örneğin biz kolajen gibi bir proteine vücudumuzda bol miktarda rastlıyoruz. Vücudumuzdaki proteinlerin yüzde yirmi yaklaşık olarak kolajenden oluşmaktadır. Cildimizde de derimizde de kolajene rastlıyoruz. Ancak kolajenin yaşlandıkça sentezinin azalması, cildimizin direncinin kaybolması ve kırışıklıkların da ortaya çıkmasına neden olacaktır. Gördüğünüz gibi yapısal olarak birçok protein işleve sahip olabilmektedir bizim vücudumuzda. Kolejen eksikliğiyle cildimizde kırışıklıklar ortaya çıkabilmektedir. Bunun dışında proteinler örneğin kanımızda al yuvar hücrelerimizin içerisinde bulunmakta. Hemoglobin protein al yuvar hücrelerinin içerisinde bulunmaktadır. Ve bu proteinlerin oksijen ve karbondioksitin taşınmasında işlevi bulunacaktır diyebiliriz. Evet protein molekülleri demek ki canlılık için önemli moleküller. Çok çeşitli işlevleri söz konusu. Biz besinlerle bu molekülleri dışarıdan vücudumuza alabiliyoruz. Örneğin ette, sütte, balıkta bu protein moleküllerine sıkça rastlayabiliyoruz. Ancak bu maddeleri vücudumuza aldıktan sonra bunlardan oluşan küçük birimlerden kendimizin ihtiyacı olan yeni molekülleri, yeni proteinleri üretebilmemiz söz konusu olmaktadır. Evet bu moleküller organik yapılı moleküllerdir. Dolayısıyla yapısında karbona, hidrojene ve oksijene rastlamamız mümkün olmaktadır. Bunun dışında bakın azota da rastlamak söz konusu olacaktır diyebiliriz. Arkadaşlar Tüm proteinlerin yapısında azot atomlarına rastlamaktayız. Ancak bazılarında fosfor ve kükürte rastlamamızda söz konusu olmaktadır diyebiliriz. Burada bir protein molekülünü görüyorsunuz. Büyük bir molekül aslında birden fazla zincirden protein zincirinden meydana gelmekte. Bu şekilde karmaşık bir e, yapıya sahipmiş gibi görünmekte İşlevleri bizim için çok önemli. Evet biraz önce bahsettiğimiz gibi protein molekülleri bir zincir şeklinde bulunmakta. Ve bunlar aminasit dediğimiz küçük birimlerin birbirlerine bağlanması ile oluşmaktadır. Yani proteinlerin yapı taşı aminasitlerdir. Çok sayıda aminasitin bir protein zincirini oluşturması söz konusu olmaktadır. Bu molekül polimer bir moleküldür. Hatırlayalım polimerin ne olduğunu. Polimerler çok sayıda monomerin birbirine bağlanması ile oluşan makromoleküllerdi. Buradaki monomerler ise ne olacaktır? Aminasitler olacaktır diyebiliriz. Evet, proteinlerin bazıları yapısal, bazıları da işlevsel görev sahiptir. Gelelim görevlerine. Yapıyı oluşturma. Arkadaşlar, biraz önce de bahsettiğimiz gibi vücudumuzun yapısı çoğunlukla proteinlerden meydana gelmekte. Bunlardan bir tanesi de kolajen proteinleridir. Az önce bahsettiğimiz gibi derimizde buna rastlıyoruz. Derimizde bulunan bağ dokuda kolajen denilen dirençli proteine rastlamak mümkün. Saçımızda, tırnağımızda, kıkırdak dokuda, kemik dokuda yani birçok farklı dokuda proteinlere rastlamak mümkündür. Bunlar da bizim yapımızı oluşturmaktadır. Bakın burası hücre zarına ait olan bir görüntü. Şu gördüğünüz mor Mavi renkli moleküller hücre zarında bulunan proteinlerdir. Proteinler hücre zarının yapısına katılmakta. Biliyorsunuz ki canlılar hücrelerden meydana gelmekte. Bizim trilyonlarca hücremiz var ve her hücremizin de zarı bulunmakta ve hücre zarımızda bu şekilde proteinler bulunmakta. Dolayısıyla yapıyı yüksek oranda proteinler oluşturmaktadır. Evet bir başka görevi hemoglobin için az önce bahsettiğimiz gibi bir maddenin bir yerden başka bir yere doğru taşınmasını sağlamaktır. Oksijen ve karbondioksitin hemoglobin proteinine bağlanarak bir yerden başka bir yere taşınmasında işleve sahip olması söz konusu olacaktır. Alvivar hücrelerinin içindeydi hemoglobin molekülleri. Alüvar hücrelerinin kandaki görüntüsü bu şekilde bir akışa sahip. Tabii ki kanımızda alüvar hücrelerinin dışında başka çeşit hücrelere ve kanımızın sıvı kısmına da rastlıyoruz. Evet, proteinler Hareket eşlevine de sahip olabilirler. Bu gördüğünüz görüntü kas dokumuza ait olan bir görüntü. Çok sayıda telcikler bulunmakta ve bu telciklerin içerisinde de aktin ve miyozin denilen proteinler var yine. Bu bir miyozin proteinidir. Bu da bir aktin proteinidir. Evet, bu proteinler bizim kas dokumuzu oluşturmaktadır ve bunlar kasılma işleviyle bağlantılı olarak hareketin gerçekleşmesinde etkili olacaktır. Evet, buradaki görüntümüzde bir hastalığın nasıl bulaştığını görüyoruz. Mikroorganizmaların bizim vücudumuza bulaşması durumu, mikroorganizmalar Evet farklı şekillerde olabilir. Biz bu mikroorganizmalara karşı ne yapacağız? Bağışıklık sağlayacağız. Peki proteinler burada nasıl işleve sahip derseniz vücudumuzda antikorların üretilmesi akgüvar hücreleri tarafından gerçekleşecek. Antikorlar da protein yapıdaki moleküllerdir. Yani bağışıklık sağlanmasıyla ilgisi vardır protein moleküllerinin. Organizmanın savunmasında bir işlevi vardır diyebiliriz. Evet bunun dışında proteinler nasıl işlevler yaparlar? Depolama işlevi yapacaktır. Proteinlerin depolanması da söz konusu olabilecektir. Örneğin tohumlarda bazı tohumlarda proteinler yüksek oranda depolanmakta. Biz bu tohumları tükettiğimiz zaman da bizim için bir besin kaynağı da olabilmektedir. Proteinler salgı veya bazı hormonların yapısına katılmakta. Kan şekerimizin ayarlanmasında görevli olan insülin hormonu protein yapıdadır. Proteinler tampon görevi de yapabilmekte. Sahip oldukları moleküler yapının özellikleri nedeniyle bulundukları ortamının ortamın pH'nin ayarlanmasında işleve sahip olabilmekte. Evet çok geri planda da kalsa bu görevi enerji verici olarak da işlev görebilirler. Neden geri planda kalmakta? Çünkü e, başından beri belirttiğimiz gibi yüksek oranda yapımızı oluşturmakta bu moleküller. Bu nedenle yapıyı oluşturma gibi bir işlevi var. Biz onları ihtiyacımız olan durumlarda yıkarak parçalayarak enerji eldesi için kullanabilmekteyiz. Arkadaşlar bu özellikle öne önemli bu görev de bizim için çok önemlidir. Protein molekülleri, protein molekülleri enzimlerin yapısına katılırlar. Enzimler metabolik reaksiyonların gerçekleşmesinde işleve sahip olan önemli moleküllerdir. Burada laktozun parçalanmasında görevli laktaz enziminin moleküler yapısını görüyorsunuz. Ee, proteinler enzimlerin yapısını oluşturmaktadır.